Herkese merhaba. Eğitim videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. En son kanalda Web for Pentester Lab çözümlerini gerçekleştiriyordum. Code Injection çözümünü gerçekleştirmiştim. Bu videoda ise Web for Pentester çözümlerine devam etmeden önce ara bir tane video atayım dedim. Bu videonun konusu hackerlar için PHP başlığında olacak. PHP for Hackers başlığında olacak. Videonun konsepti aslında şu şekilde: genellikle hackerlar için Python şeklinde olan eğitimlerde zafiyet içeren uygulamalara nasıl Python'la istismar kodları yazıldığı anlatılıyor. Ben de bunu PHP ile yapmayı istedim. Yani PHP ile açık bulunan bir sisteme exploit kodu yazacağız. Exploit kodu yazıp o açığı sömüreceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için açıklı sistem olarak DBVA'yı kullanacağım. DBVA PHP ile yazılmış bu skripti. Localhost'uma ben kurdum. Siz de localhost'unuza kurabilirsiniz. Veya Metasploitable 2 sunucusunu kurup onun içerisinden de DBVA'ya erişebilirsiniz. SQL Injection Low seviyesi. Ben hemen video öncesinde tasarımımı yaptım şöyle. Bir tane şu şekilde formum var. Formda açıklı URL'i isteyeceğim. Daha sonra sorgunuzu isteyeceğim. Örneğin or1=1 sorgusunu yazdığımızda açıklı URL'i gidip bu sorguyu çalıştı. Sistemden bilgileri çekecek. Böyle bir uygulama yapacağız PHP ile. Bakın burada hemen yazmaya başlayalım. PHP ile gidip şu sayfaya bağlanıp sorgularımızı bu sayfaya çalıştıracağız. Böyle bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı yapmamın amacı genel olarak zaten genellikle birçok kişi hazır araçları kullanıyor. Hazır exploitleri kullanıyor. Örneğin SQL Map dediğimiz aracı kullanıyor veya farklı otomatize araçları kullanıyor. Bunlar ne yapıyor? SQL Map hedef verdiğiniz URL'i gidip çeşitli SQL sorguları kendi bünyesinde bulunan, Word listinde bulunan SQL sorgularını hedef sistem üzerinde deneyip zafiyeti tespit ediyor, sömürüyor. Biz de aslında bundan farksız bir şey yapmayacağız. Bundan farklı bir şey yapmayacağız. Aynı işlemi gerçekleştireceğim. Yani bu tür araçların nasıl çalıştığını, nasıl yazıldığını temelde olsa basit bir şekilde anlatmış olacağım. Hemen çok uzatmadan başlayalım. Böyle dediğim gibi bir tasarım yaptım bu kısımlarla videoda vakit kaybetmemek için. Bir tane formum var. SQLi Low PHP diye post edeceğiz. Buradaki bilgileri, kullanıcının girdiği bilgileri alacağım. Yani sizin girdiğiniz bilgileri alacağım ve PHP kodlarında istismar kodunu yazacağım. Hemen başlayalım. Ben PHP kodumu yazmaya başladım. Öncelikle burada girilen bilgileri alacağım. Yani açıklı URL ve sorgu bilgilerini alacağım. Bunun için klasik olarak kodlarımı yazayım. Posttan gelen. Posttan bir şey geliyor mu gelmiyor mu bunu is set'te kontrol edeceğim boş olup olmadığını. Butona tıklandığı zaman, yani butonumun name'i exp, yani posttan bir şey geliyor mu onu kontrol ediyorum. Ve gelen değerleri alacağım. URL, name'i URL çünkü input'umun, bunu alacağım. Posttan geldiği için post URL diyorum. Tabii ben aynı zamanda kendi formumun da güvenliğini sağlayayım. Onun için şuraya HTML special charts ekleyeyim. Daha sonra mesaj olsun diğer alalım. Yine HTML space charts içinde yazayım. Mesaj. Bakın name'i mesaj. Bu şekilde bunu da aldım. Daha sonrasında yani posttan gelen verilerimi aldım ben. Daha sonra sonuç adında bir değişken oluşturacağım. Ve bu kullanıcının girdiği URL'e, sonuçta yapacağım olay şu. Buradan bakın low seviyesinde SQL injection sayfasındayım. Ben buraya girdiğim bilgiler URL'e parametre olarak gidiyor. Get parametresi olarak giriyor. Yani URL üzerine enjekte ediliyor. Mesela şu sorguyu gönderdiğim zaman SQL sorgum çalışıyor. Get parametresi üzerindeki şu girilen değerler get parametresi üzerinden gidiyor. O yüzden benim URL'e buradaki mesajımı eklemem lazım. Yani URL'e benim buradaki sorgumu eklemem lazım. Bunun için sonuç diye bir değişken oluşturacağım.
URL'de buradaki benim eklediğim mesajı birleştireceğim. Hani URL'le mesajı birleştireceğim. Yapacağım olay tamamen bu. Daha sonra bunu bir de ekrana yazdırayım. Şu şekilde gönderilen sorgu şeklinde ekrana yazdırayım. Yazdırırken de güvenliğini sağlayayım kendi formumun. Bir tane boşluk atayım şuraya. Tekrar üzerinden geçeceğim zaten bunları. Şimdi bakalım buraya kadar ne yaptım ben? Bir görelim. Mesela şuradaki açıklığı URL'i aldım şu şekilde. Sorgumu göndereyim. Gönderilen sorgum bakın bu. İşte bu sorgu gönderilecek. Ben bu sorguyu PHP ile hedef sisteme göndereceğim. İşte şimdi birazdan bunu yapacağız. Ben formdan girdiğim sorguyu da size gösteriyorum. Yani şu sorguyu gönderdim. Şu sorgu çalışınca şuradaki çıktı oluşacak. Onu göstermek için yaptım tamamen bu kısmı. Yani şu tarz bir sorgu şu anda sisteme göndereceğim ben. Şu sonuç değişkenimi. Bunun için ben uzak sisteme veri çekmek, veri göndermek için curl'ü kullanacağım. PHP üzerinde curl'ü kullanacağım. Bunun için ben curl'ü başlatıyorum. Curl diye bir değişken oluşturayım. Onun üzerinden başlatayım. Bu şekilde curl'ü başlatıyorum. Hemen curl'ümün ayarlarını yapacağım. Set of array diyorum. Ve bu array'de yani tabii ilk parametre olarak da curl bağlantımı vermem lazım. Şu şekilde evet. Onun için hata veriyor. Şurada curl opt URL. Bunu bir dizi olarak ben set optionlarımı, ayarlarımı dizi olarak curl'e gösteriyorum. Bu şekilde URL'im benim şurada en sonki URL'im yani sorguyla beraber hedef sisteme göndereceğim URL'im şu şekilde. URL'i alıyorum, mesajla birleştiriyorum ve sonuca aktarıyorum. Onu URL olarak curl'e gösteriyorum şu anda. Hemen ardından temel ayarlarımı yapayım şu şekilde. Evet, bunun ardından da artık curl'ümü çalıştırabilirim. Bir tane değişken oluşturayım. Buraya da şuradaki başlattan curl'ümü parametre olarak veriyorum. Yani bunu bu şekilde çalıştırıyorum. Daha sonra bu sonucu ekrana yazdırıyorum. Curl'den gelen sonucu ekrana yazdıracağım ve bağlantımı burada en sonunda sonlandıracağım. Bakalım bu işlemin sonucunda ne olacak? Hemen bir görelim. 34. saniyette undefined variable diyor. Hemen bu önemli bir şey değil. Yani şu an sonuç değişkenini kullanmadığım için ben undefined variable diyor. Şu şekilde kapatabilirim. Hedef URL'imi tekrar göndereyim. Zafiyetli parametremi. Daha sonra sorgumu göndereyim. Sorgum çalıştı ve bad request dedi bana. Şimdi birincisi bu bad request'i vermesinin olayı aslında şuradaki sorgumun, bakın, şu sorgumu şurada şimdi gönderirsem, bakın yine bir sonuç alamıyorum. Şimdi bir de benim şunu da söylemem lazım, benim DBD'ye bağlanmam için, yani şuradaki SQL Injection sayfasına bağlanmam için aslında şuradaki ayarlarım yeterli değil. Çünkü benim bu low seviyesindeki DBD'ye gösteren HTTP request içerisinde bakın şöyle göstereyim size. Ben şu an log seviyesindeyim ve bu log seviyesinde olduğumu şu cookie'den anlıyor. Bakın şu security log.
Şu PHP Session ID'sinden alıyor. Yani ben low seviyesine girdiğimde bu cookie'm low olarak değer alıyor. Medium'a geçtiğimde medium olarak değer alıyor. Benim bunu da parametre olarak göndermem lazım. Cookie değerimi göndermezsem bağlantı kuramam. Onun için curl opt cookie şeklinde cookie'mi burada göndermem lazım. Şu şekilde şuradaki cookie'yi alıyorum aynen. Buraya gönderiyorum. Buraya tekrar çalıştığımda yine bad request alıyorum. Çünkü şu parametrem yetersiz. Çünkü benim forma basıldığı zaman şurada bir de şu parametrem yetersiz. Çünkü bu şekilde bir sorgu doğru bir şekilde çalışmıyor. Bakın burada gönderdiğim zaman benim bir de submit'i göndermem lazım. Çünkü formun içerisinde benim bir de input'um var. Şuradaki submit butonum var. Yani butona tıklandığında çalışması lazım bu sorgunun. Bunu da benim bir şekilde göndermem lazım. Onu da göndereyim. Mesajdan sonra şurada mesajımı gönderiyorum. Mesajdan sonra noktayla birleştireyim. Ve göndereceğim değer şu olacak. Alıyorum ve bunu buraya birleştiriyorum. Şimdi bakalım gönderilen sorguyu şu sebepten yazıyorum. Adım adım ne gönderdiğimizi görebilmek için burayı kullanıyorum. Şimdi bakın. Tekrar gönderdim. Buradaki sorgumu da göndermiş oldum. Bakın. Submit'i de ben gönderdim. Şuradaki URL'imi oluştururken hem URL diyelim. Kullanıcının girdiği URL hem şu mesajım. Kullanıcının girdiği mesaj. Bunları birleştiriyorum adım adım. En sonda oluşturduğum değeri curl'e parametre olarak gönderiyorum şurada. Şimdi bu da yeterli olmadı. Bunun için şuradaki o bir eşittir bir çalıştırdığımız zaman gönderilen URL'e bakarsak bakın sonuçta ben bunu gönderdiğim zaman şurada bazı boşluklar oluşuyor. Bakın şurada boşluklar ve boşluklar gördüğünüz gibi URL encode edilerek URL'e gönderiliyor. Bakın burada bir encode URL encode ediliyor en sonunda. Ancak benim gönderdiğim istekte bu şekilde bir değer yok. Yani bu şekilde çalışmaz. Bu bunları encode etmem gerekiyor çalışması için. Bunu yapmam gerekiyor. Peki şu şekilde alsam, yani şu yöreldeki şu halini alsam, şuraya birleştirsem olur mu? Aslında olur ama o şekilde yapmak yerine biz yine PHP'nin buradaki özelliklerinden yararlanalım. Benim gönderilen mesajımı encode ettireyim ben. URL'in anladığı formata çevireyim. URL encode edeyim. O şekilde kullanayım. Şimdi bakalım. Bakın en sonunda çalıştı. Artık ben bağlanabildim. DB veya sistemine bu sorgumu başarılı bir şekilde gönderebildim gördüğünüz gibi. Bakın URL encode edildi. Ve benim mesajım şurada or 1 eşittir 1 yazsam da ben düz bir şekilde or 1 eşittir 1'i burada göndersem de bu URL'in anlayacağı formata çevrildi en sonunda. Şu fonksiyonun vasıtasıyla çevrildi. Ve gönderildi ve ben başarılı bir şekilde DBB'ye bu isteği yaptım ancak herhangi bir sonuç alamadım. Çünkü sorgum yine sıkıntılı. Yeterli değil bu sorgu. Bakın şu şekilde gönderdiğim zaman burada da çalışmayacaktır. Ancak ben artık DBB'ye ile bağlantı kuruyorum. Sadece SQL sorgum sıkıntılı. Ben neyi unuttum? Şu sorguda dikkat ederseniz benim bir de tırnak ifadesini göndermem lazım. Yani buradaki SQL injection, SQL'in syntax'inde şu tırnağı göndermem lazım. Bunu neden gönderiyoruz vesaire zaten daha önceki videolarımda uzun uzun anlattım. Benim buna OR sorgumu göndermeden önce bunu da göndermem gerekiyor. Ve aynı zamanda bir de dikkat ederseniz 1 diyorum. Yani birinci kaydı getir OR 1 eşittir 1 bundan sonra SQL sorgusuna ekliyorum. Benim bir şekilde şuradaki 1'i de göndermem lazım. Hem 1 hem de tırnağı göndermem lazım. Bunun için SQL sorgumu, tabi bunu gönderdiğim kısım mesajdan önceki kısım. Şuraya tekrar bir birleştirme operatörü koyuyorum. Ve buraya gelip bir tırnak diyor. En sondaki sorgum bakın nasıl bir şekilde oluşacak. Göndereyim. OR 1 eşittir 1'e.
Bir syntax hatası aldık. Tabi syntax hatası alırız çünkü şunu da eklememiz lazım. Bakın, gönderdikten sonra şurada sonra gelen SQL'i yorumlamaması için yorum satırını alıyoruz. Bunu da eklememiz lazım. Bakın, adım adım açığı nasıl istismar ederken nasıl bir exploit kodu yazabiliriz, onu adım adım şu anda hata ala ala çözmeye çalışıyoruz. Bakın, benim şuraya bu sharp işaretini de göndermem lazım, yorum satırı işaretini. O da mesajımdan sonra ekleyeceğim. Onu da tabi URL encode halini göndermem lazım. %23, bu da yorum satırının URL encode edilmiş hali %23. Bakın, onda mesajımdan sonra or1 eşittir 1'den sonra gönderdim, birleştirdim. En son şekilde, en son haliyle tekrar deneyim. Bakalım, evet, başarılı bir şekilde exploit kodumuz çalıştı ve benim DBBS sistemime bağlanıp başarılı bir şekilde or1 eşittir 1 sorgusunu çalıştırıp sonucu getirdi. Gördüğünüz gibi şu payload'um, şu SQL sorgumu gönderdim başarılı bir şekilde. Bakın, buradan da gönderirsek aynı sonucu alırız. Gördüğünüz gibi exploit'in başarılı bir şekilde yazmış oldum. Yani DBBS'nin log seviyesine PHP ile bu şekilde bir exploit kodu yazmış oldum. Tekrardan yaptığımız işlemlerin üzerinden geçelim. Açıklı URL'i istiyorum. Daha sonrasında da SQL sorgusunu istiyorum. Hangi payload'u gönderecekseniz siz yazıyorsunuz burada. Daha sonra buradaki forma girilen değerleri alıyorum. Değişkenleri aktarıyorum. Sizin girdiğiniz mesaj değerine de URL encode ediyorum. URL'in anlayacağı formata çeviriyorum. Daha sonra bunu da curl'e parametre olarak göndereceğim için, yani bu URL'in en son halini curl'e göndereceğim için URL, daha sonra payload'umu birleştiriyorum ve şuradaki bir tırnak yorum satırı gibi ifade ederek diyorum çalışması için submit değerini gönderiyorum. Yani payload'umu şu kısımda oluşturuyorum. En sonunda curl'e URL'ine gönderiyorum. Bu get halini en sonunda bu şekilde gönderiyorum. Burada da cookie'mi gönderiyorum. Hangi log seviyesine bağlandığım için, beni sistemin tanıması için cookie'yi gönderiyorum. Yani sisteme bağlanabilmem için cookie'yi gönderiyorum. En sonunda sorgum şu halini gördüğünüz gibi alıyor ve başarılı bir şekilde log seviyesinin istismar kodunu yazdım. Mesela buraya şu şekilde union select sorgumu da ekledim. Mesela buraya ne yazayım, ne şey yazayım, versiyon yazayım. Bakın, tabi bunu ben yazılım kısmında eklediğim için burada göndermeme gerek yok. Şuna da gerek yok. Bunlar otomatik geliyor. Sadece sorguyu göndermeniz yeterli. Bakın, başarılı bir şekilde union sorgumu enjekte edebildim. Şöyle göstereyim. Select bir versiyonu buraya çekersem, bakın, başarılı bir şekilde versiyon değerini elde ettim. Yani benim istediğim, yazdığım sorguları hedef sisteme bağlanıp hedef sistemden çekiyor gördüğünüz gibi. Yani ben bunu daha da geliştirebilirim. Yani sizin bu sorguyu yazmanıza gerek kalmadan, mesela ben buraya bir tane buton koyarım. Derim ki bu butona tıkladığında tüm kullanıcı bilgilerini çekecek derim. Ancak bu şekilde hedef odaklı istismar kodunun nasıl yazılacağını burada anlatmış oldum bu şekilde. Low seviyesinin exploit kodunu yazdık. Şimdi medium seviyesi için bu işlemleri uygulayalım. Şuradaki medium seviyesi de zaten, bir geçelim medium seviyesine, önce DBBS üzerinden bakalım nasıl bir sistemi var. Önce zafiyeti burada manuel olarak sömüreceğiz ki exploit kodunu yazabilirim. Medium'a geçtiğim zaman şu şekilde bir select box beni karşı. 1'e bastığım zaman birinci kullanıcıyı getiriyor. 2'ye bastığım zaman 2'yi getiriyor. Ancak URL'de bir değişim yok. Çünkü bu değerler post olarak gönderiliyor. Bakın, formumun metodu benim post. Ancak post olsa da bir şey değişmeyecek. Ben bu post parametrelerine de müdahale edebilirim. Tabi burası bir text box olmadığı için buradan yazarak müdahale edemiyorum. Şuradan edit as html diyerek şuradaki option koduna müdahale edeceğim. Mesela birden sonra value diye kısmına yazacağım payload'umu. Buraya değil, burası gösteren kısım, görünen kısım, işlenen kısım value oluyor. Buraya geleyim. O 1 eşittir 1
sorgusunu göndereyim. Şu şekilde kaydedeyim. Buraya bastığım zaman bakın başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim bunu yapmam lazım. Burada curl'de get'te yapıyordum load'da. URL'e gönderdim. Bu sefer post'la peki bunu nasıl gönderebilirim? Yani bu exploit kodumu post'a nasıl uyarlayabilirim? Ona bakmam lazım. Hemen onu yapalım. Şuradaki kaynak kodunu da inceleyebiliriz. Öncelikle bakın post'tan gelen değeri alıyor. ID değerini. Burada Real Escape Sting'de bir güvenlik sağlamaya çalışmış. Ancak sorguya dahil ederken tırnaklar içerisine dahil etmediğinden burada bir güvenlik söz konusu olmuyor. Yine SQL Injection söz konusu. Hemen bunun exploit kodunu yazmaya çalışalım. Ben Medium'unda tasarımını hazırlamıştım. Hemen oraya bir geçelim. Bizim için önemli olan exploit kodunu yazmaya başlayalım Medium için. Yine PHP tag'lerimi açıyorum. Hazır şuradaki kodları alayım işlemi uzatmamak için. Bunu düzenleyelim. Şimdi şuradaki şunu da alalım tabii. Evet şimdi URL'imi gene alacağım kullanıcıdan. Ancak bu sefer URL'de bir parametre göndermeyeceğim. Yani URL encode işlemi gerçekleştirmeyeceğim. O yüzden şu kısma ihtiyaç duymuyorum. Şuraya ihtiyaç duymuyorum artık. Şuradaki sonuç kısmına da ihtiyaç duymuyorum. Burası bu şekilde kalabilir. Burası da sonuç değil artık. Mesaj olacak. Şimdi URL olarak da sonucu göndermeyeceğim. Aynen aldığım URL'i göndereceğim. Buradan gelen URL'i göndereceğim. Buradaki cookie'imde medium olacak seviyesi. Evet, bu şekilde yazdım. Artık istismar kodunu oluşturmaya başlayayım. Şimdi ben dediğim gibi URL'i aldım. Kullanıcıdan URL'i. Burada aldım. Buraya verdim. Yani URL olarak şunu göndereceğim. Ancak benim SQL sorgum post parametresine enjekte edilecek. Benim o yüzden curl'de ayarlarımı biraz daha ekleme yapmam gerekiyor. Bunun için post parametrelerini buraya tanımlamam gerekiyor. Curl opt post files diye bunu tanımlıyorum. Buraya da bir array oluşturuyorum. Array olarak. Peki ben nelere göndereceğim post değeri olarak? Şuradan bakalım. Hedef sistemimizde. Bakın postumuz içinde name'i id olan bir değer var. ID'yi göndermem gerekiyor. ID'nin değeri de buradan benim kullanıcıdan aldığım sorgu olacak. Yani mesaj olacak. Yani ID'ye ben SQL sorgusunu enjekte edeceğim. Ben bunu gönderiyorum. Ve aynı zamanda bir de Submit butona tıklanıldığı için Submit'i de göndermem lazım. Name'i Submit olan değerimi gönderiyorum. Bunu 1 olarak göndereceğim. Yani Submit edildiği anlamına gelecek. Bu şekilde ben SQL sorgumu gönderiyorum. Bakalım bu şekilde nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bir inceleyelim. 37. satırda. Şuraya et girelim. Şöyle fazladan bir şey açmışız. Evet. Şimdi bakalım açıkta URL olarak bu sefer buradaki URL direkt olarak gönderiyorum. Payload'um yine or 1 eşittir 1 olarak göndereyim. Ve bir syntax hatası aldım. Şimdi ben burada nasıl gönderiyorum? Yine benim burada eklemem gereken şey 1. Bir değerini ekleyeceğim. Çünkü birinci kullanıcıyı çekeceğim. Onun ekstra olarak sorgumu göndermem lazım. Bu şekilde çalışmaz. Biri tekrar buraya göndermem gerekiyor. Şöyle birleştirme operatörü. Biri gönderiyorum. Şimdi bakalım.
Yine bir hata aldım. Birin hemen arkasında. Şuraya tabii bir boşluk bırakırsam. Şurada gönderdiğim gibi birden sonra boşluk bırakacağım. Bunu da bir bırakayım. Adım adım exploit kodumuzu yazmaya çalışıyoruz. Evet, başarılı bir şekilde sorgum çalıştı gördüğünüz gibi. Bakın, OR 1 eşittir 1 sorgusunu başarılı bir şekilde çalıştırabildim. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ekstra olarak kendi istediğim sorguyu da yine çalıştırabilirim. Bu şekilde. Evet, bu kodum da çalışmadı. Şurada tabi unuttuğum bir şey daha var. Şurada yorum satırını almam lazım. Bunu da eklemem lazım sorguma. Şu şekilde. Bakın sorgularım başarılı bir şekilde çalışıyor. Bakın versiyon sorgumda başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi çalıştı. Yani adım adım burada manuel olarak yaptığımız uygulamayı bir otomatik bir PHP script, yani exploit kodu olarak nasıl yazabiliriz? Bunu anlatmaya çalıştım. Bir nevi exploit nasıl yazılır? Yani hacking araçları nasıl yazılır? Bunların mantığı nedir? Bunu burada anlatmış oldum. Öncelikle log seviyesini bu şekilde sömürdük. Adım adım manuel gönderdiğimiz payload'u PHP koduyla gönderdik. Burada da yine medium seviyesinde nasıl bir exploit kod yazacağımızı adım adım anlatmış oldum. Sizler de bu mantığı kullanarak DWVA üzerindeki diğer lab'ların exploit kodlarını yazabilirsiniz. Ben yine seride belki bunları da ekleyebilirim. Şimdilik temel olarak bu şekilde mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz.